Hazır mısınız? 1, 2, 3 ve kaldıralım. Vay canına, ne kadar güzel. Pasta ne kadar güzel parlıyor. Vay canına, bu ne böyle? İnanamıyorum. Siyah pembe bir gökkuşağı mı? Tek bir şey demektir. Mücadelemiz başlıyor. Pastaları pembe ve siyah renkte süslüyoruz. Hadi izleyelim. Eğlenceli olacak. Vay canına. Burası ne kadar havalı. Tamamdır kızlar. Kekleri inanılmaz derecede güzel olmaları için süslemelisiniz. Halledebilir misiniz? Sophie onu süslemelisin, yememelisin. Ne kadar obur. Bayıldım. Yani Sophie sadece pastayı yiyebilir mi? Pekala, ben onu süslemek istiyorum. Ve bunu Oreo'yla yapacağım. Çok havalı görünüyorlar ve kesinlikle renklerime uyuyorlar. Mükemmel. Sadece dolgudan kurtulmamız gerekiyor. Ve gerçekten bu çok lezzetli bir an. Tamamdır. Şimdi ise kurabiyeleri bir kaseye koyuyoruz. Hazır. Sophie ne yapıyor da? Ben de her şey kontrolüm altında. Öyleydim ki pasta böyle yuvarlak oldu. Bence bu kadar yeterli olacak. Aa, gerçekten de her şeyi yiyeceğini mi düşündün? Hayır, hiç de değil. Pastayı Hubba Bubba sakızıyla süsleyeceğim. Ambalajdan kurtuldum. Ve şimdi iki kavanoz Chupa Chups alıyorum. Gazoz aslında bu. Sakızlarımı açıyorum. Kolay değil ama hallederim. İşte bu kadar hazır. Havalı görünüyor. Ah, ve gazozu ben seve seve içebilirim. Hadi. Ah, hayır. Tamamen çilekli limonata içindeyim. Limonatamı çalmak neymiş bileceksin. Tamam, pastaya dönelim. Pastanın üzerine sakız koyuyoruz ve tamamen onu kapatıyoruz. Harika. Şimdi pastaya sakızdan bir sap ve bir çubuk takmamız gerekecek. Size bir şey hatırlatıyor mu? Aynen öyle. Bu çilek şeklinde bir pasta olacak. Yorumlara yazın bu arada. Çileği seviyor musunuz? Ben ona bayılırım resmen. Ay, ne kadar güzel olmuş. Pastayı böyle süslemek harika bir fikirdi. Gerçekten havalı görünüyor. Ama ben de bitireceğim. Sadece kurabiyeleri kalıba koymam gerekiyor. Ve böyle hulk eliyle onu çıtır çıtır ve paramparça yapacağım. İşte böyle başardım. Ve şimdi ise pastanın üzerine küçük oluklardan büyük bisküviler koymamız gerekiyor. Süper. Geriye kalan tek şey her şeyi Nutella ile süslemek ve Oreo adını yazmak. Evet, mükemmel olmuş. Oreo bir sürü dolguyla oldu. Havalı. Hacınla kızlar, kekleriniz mükemmel görünüyor. Hadi tadına bakın. Tina afiyet olsun. Evet, çikolata pastası mükemmel görünüyor. Sophie, bence sen de yemeğini yiyebilirsin. Aynen öyle, seve seve. Aa, içeriden de pembe, ne kadar tatlı. Ve bu arada sadece yemek değil, baloncuk da şişirebilirim, baksanıza. Vay canına, kocaman. Biliyor musunuz, bir fikrim var. Şimdi onu patlatacağım. Bum! Ay! Çok komik. Sophie yakışıyor bu arada. Bu pastaların nasıl dekor edeceğinizi biliyor musunuz? Görüyorum ki Sophie'nin bir fikri var. Jelibonlayı bu çok iştah açıcı. Ama Tina böyle tatlıları sevmez. Çok pembe. Bu pastayı kesinlikle sakızlı jelibonayı ile süsleyeceğim. Bunu saç kurutma makinesiyle eritmem gerekiyor. Hazır. Daha ileri gidebiliriz. Bir kalıp alıyoruz. Ayı ve tavşan şeklinde ve onu sıvı jelibonla dolduruyorum. Böylece bir tane kocaman jelibon değil, bir sürü olacak. Sonunda ne yapacağımı buldum. Bence poke çubuklarıyla süslemem gerekiyor. Ve üzerinden böyle siyah makaronlar koyacağım. Sadece ambalajı açmam gerekiyor. Hadi ama. Aa, onu çabucak yakalamam gerekiyor. Yoksa yere düşecekler. Hazırım. Yakalıyorum. İşte hepsi burada. Ya da değil. Özür dilerim Sophie. Kusura bakma. Neyse. Şimdi makaronları pastanın üzerine koyuyoruz ve hazır.
Ve benim jelibon hayvanların da donmuş. Şimdi onları alıyoruz ve pastanı sesliyoruz. Birkaç tanesi burada ve burada. Ne kadar da güzel. Ve biliyor musunuz üzerini nasıl süsleyeceğimi şimdi anladım. Bunun için biraz sıvı jelibonu böyle kağıda döküyorum. Fazla olanları kesiyorum. Bir küçücük tatlı jelibondan bir şey yapacağım. Baksanıza bu origami resmen. Ne kadar tatlı oldu. Baksanıza şimdi dönecekler böyle. Pastalarınız mükemmel görünüyor. Hadi tadına bakalım. Cine başla. Ne kadar iştahı açıcı bir dilim. Ve makaron kesinlikle doğru karardı. Tadı gerçekten inanılmaz. Tamamdır. Bakalım şimdi Sophie ne yapmış? Ha, biliyor musunuz? Bana obur dememelisiniz. Baksın sana göstereceğim. Vay canına çok havalı. Çok ilginç görünüyor. Aman tanrım. Bu yanar dönerler bayağı hızlı. Pastayı yakalamalısınız yoksa uçup gidecek. Ay artık çok geç. Pasta uçtu gitti. Sophie üzülme. Daha bir sürü pastan olacak. Ama aslında bu uçan şeyler aslında durmalı. Aa, hayır dikkat et. Bu biraz acı vericiydi ve beklenmedik bir şeydi. İşte buna diyoruz şeker kafasına vurdu. Ama tadına bakabilirim en azından. Ve pastaları süslemeniz için sizi bekliyoruz. Sophie çabuk şaşırt bizi. Aynen öyle. Süper bir fikrim var. Pastamı noodle'la süslemek istiyorum. Ama pembe Fanta da onu pişireceğim. Gerçekten inanılmaz olacak göreceksiniz. Tina sen bir şey düşündün mü? Biraz zor söylemesi. Aa, tabii ya. Süper bir fikrim var. Pastayı böyle çikolatayla süsleyebilirim. Sadece onları küçük parçalara bölmem gerekiyor. Pastanın her tarafına yetsin diye. Tamamdır, çok güzel olacak bence. Her şey hazır. Şimdi ise süsleyebiliriz. Ve üzerinden mükemmel Malteser slash süsleyeceğim. Ve siyah olacak. Bir sürü de mentol mentos yemeliyim. Oh, naneli çok soğuk. Ama şimdi buz gibi nefesim var demek ve Maltesers'leri böyle dondurabilirim. Harika bir fikir değil mi? Ama çok soğuk. Vay canına, bir şeyler düşünmem gerekiyor tabii ya. Sana ısınman için sıcacık gazoz dökeceğim. Al bakalım. Teşekkürler. Çok ısındım. Teşekkürler Sophie. Tamamdır, rica edelim. Demek pastamı süsleyebilirim. Kapattık. İyice karıştırıyorum. Ve bakıyoruz. Vay canına, gerçekten çok güzel pembe noodle'ım oldu. Ve onunla kesinlikle pastamı süsleyebilirim. Her şeye böyle döküyoruz ve güzelce dağıtıyoruz. Sadece bu gözleri eklemeliyiz ve bu mükemmel gülümsemeyi ekleyelim. Kırmızı Huggy Wuggy hazır. Şimdi Tina pastasının tadına bakacak. Ham. Ay evet, inanılmaz bir şey. Tina biliyor musun aslında bir sürü siyah matizarsın var, unutmadın değil mi? Şimdi ise senin sıran Sophie. Alalım bir dilim. Aynen öyle, inanılmaz görünüyor. Ne dersin? Sanırım Sophie bayıldı. Neredeyse kocaman bir dilim yedi ve durmak istemiyor. Ay, ne oldu Sophie? Abarttı sanki, Huggy Wuggy oldu. Kurtarın. Ama tanrım, ne kadar da korkak. İşte videomuz sona erdi. Beğenmek tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle, yakında görüşürüz.